Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Genel sorulara cevap. Yani hizmetle alakalı olur. Hizmet-i sevk idaresi olur, dershanecilik olur. Kişinin özelliği olur. Ama umumi bir soru gibi gözüküyor. Herkesi alakadar eden bir mevzuysa dile getirmişim, kendimce cevaplar bulmuşum, vermişim cevap. Ben size onlardan okuyayım. Mesela bir yerde hizmeti başlatırken şuna dikkat et demişim başlık altında. Sana bakıyor ha. Bir de okuyorum. Bir yerde hizmeti başlatırken şuna dikkat et. Bir yerde hizmetin kurulabilmesi için oradaki kişinin dünyadan bir beklentisi olmamalı ilk başlatanın. Yani öyle gideceksin. Hiçbir ümidi olmayan, yani dünya mesela Tarık bin Ziyad gibi mesela, değil mi? O Tunus'tan, Cezayir'den İspanya'ya geçtiği zaman gemileri yaktı. Neye yaktı? Askere dedi ki ya muvaffak olacaksınız ya muvaffak olacaksınız. Başka çaresi yok. Yani bir insan bir yerde nasıl böyle ihlaslı hizmet yaptı? O şu demektir. Bir beklentisi ile gitmedi. Orada bir beklentisi olmayacak. Hiçbir ümidi olmayan veya kalmamış insan hizmete daha çok sarılır. Bir şeyi hangi zorlukla elde etmişseniz, o zorluk olmadan o elde ettiğinizi bırakmazsınız, bırakamazsınız. Unutmayın bunu. Böyle ana babanızdan mı kalmış böyle bir hizmet, nurculuk? Yani böyle evinizde bulunmuş, gitmesi o nispete kolay olur, lakaytlık olur. Sen böyle ter döktün mü? Sıkıntı verdin mi? Sıkıntı yani. Bedel ödedin mi? Onu bırakamazsın daha. Dünyadan beklentileri olan, sihati, afiyeti yerinde olan, dine de haşa istepne lastik, yani istepne lastik neydi? Arabanın lastiği patlarsa yedek lastik gibi. Yani haşa, istepne lastiği, yani hayatın çözemediği olumsuzları anında kullanılacak zihniyete sahip olanla hizmet başlatırsan devam ettiremezsin. Hizmeti şöyle. Dünyadan beklentiler var, bir sürü şeyler var ama bu arada da hizmet yaparız, tamam mı böyle? O zaman din ikinci derecede oluyor, istepne lastik gibi. Ebela ve musibetler olacak, cenazeler olacak, olumsuzluklar olacak, psikolojimiz de bozulacak böyle. Allah da var yani, inancımız da var, ahiret de var. Böyle bu hayat da böyle inançsız da olmaz. Dine ikinci derecede bakıyor. Bu şekilde dine bakanlar, din istepne lastiktir. Patlarsa dünyamız, takarız ahireti. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar ahireti takarız? Bizi dünyaya ulaştırana kadar. Rüştü abinin sözünü söylüyorum. İlk önce dünya. Unutmayın bak, cümleye bak. Sonra ikinci dünya. Sonra dünyamıza yardım eden din. Üç. Bela musibet olacak. Bak şimdi dünya lastiğini taktık. Bela musibetler var, olumsuzluklar var, psikoloji çöküntü var, aile var, kanser var. Ya ölürsek falan, o da var yani. Peki ne olacak? Din de lazım. Böyle şeylerde patlarsa dünyamız, takarız ahireti. Dünyaya götürene kadar düze çıktık, psikolojimiz düzeldi. Allah'ım sen kal, hadi biz de. Bekle Allah. Bekle Allah. Boşuna dememişler. Bekle Allah, bekle. Kasten. Yalan söylüyorsam Arap olayım. Bak kasten. Niye Yahudi olayım demiyorsun?
O kadar aşağılık ki Araplar yalan söylerdi ondan diye. Kasten. Hep kasten yapılmış. Köpeğe mesela mahallenize sen nereliydin falan Yozgat. Yozgat. Köpeğe adam dese ki Yozgat, Yozgat, Yozgat. Zorkum, Zorkum ilçeni dese. Ne yaparsın? Kızar insan. Kızar. İşte ama sen Araplar burada Arap Arap diyorsun köpeğine. Hey Türk, 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 Türk. Almanya'ya gittim baktım. Alman köpeği çağırıyor. Türk, Türk. Türk, 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 Türk. Türk, Türk, Türk. Ne yaparsın? Heh, o da öyle oluyor. Arap, 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 Arap. Arap, 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 Arap. Ya, yapılan cinayeti farkında mısın? Şey, Ali. Ne, değil mi? Ne cinayet varmış? İşte din ikinci derecede olursa istemne lastik olur. Onun için bir yerde hizmet mi başlatacak bir adam? Dünyadan beklentisi olmayacak. Onun adı ihlastır işte. Dine ikinci derecede bakarsa, işte olmazsa, yürümese, kanser olursak, ihtiyar olursa, ya tabii ömürde geçecek. Ne yapalım? Ya elhamdülillah ya bir şeyler yapmıştık orada. 5 lira vermiştik, 15 lira. Ya haftada bir gün derse gidiyorduk falan. Hemen ona sığınır. Haşa, bir de okuyorum. İstemne, ha şöyle diyeyim. Dünyadan beklentileri olan, sihati afiyeti yerinde olan, dine de haşa istemne lastik, yani hayatın çözemediği olumsuzlukları anında kullanılacak zihniyete sahip olanla hizmeti başlatırsan, sakın bu tip insanlarla hizmeti başlatırsan, devam ettiremezsin, fitne örerler sana. O abi çok iyi başlamıştı. Almanya'da iyi hizmet başlamıştık. Zorkum'a gittik, dershane açtık. Adam niyeti başkaydı ya. Dershane açıp oradan para alacaktı. 2-3 kişiyiz buranın müttebiri. Kime ne para verdikleri belliydi ki. Abi falan zaten bizim millet. Bir elini versin, ötekisi ölmesin var ya. Bana verdiğin ilan mı edecek? Hasan'a şu kadar para verdi. Bana verdiğini kim biliyor? Hizmette kullandığımı nereden biliyorsun? Kurban parası verdin, kestim mi ben? Kesti mi? Nereden biliyorsun? Ettiremezsin. Eski iddialarını ya tek tek ayıklayacak veya dünyadan ümidini kesmiş, kesmek zorunda kalmış insana davaya daha sana sahiplenir. Yani ya geçmiş hayatını sorgulayacak diyecek ki vay be ulan. Dünya hiçmiş ya. Tamam yapmış yapmış. Mesela gelmiş benim gibi 50 yaşına. Ne yapacağım ya? Değmezmiş ya. Böyle artık bir hissi bir nefret yapacak. Ciddi hizmet olacak. Tamam bununla başlat. Veya dünyadan ümidin. Bunu bela bir müsibet var ya kanser gibi. Artık ümidini kesmiş. Acayip sarılır bu. Bir de okuyayım. Eski iddialarını, yani eski iddiaları vardı ya böyle beklentilerini, ya tek tek ayıklayacak veya dünyadan ümidini kesmiş, kesmek zorunda kalmış. Kesmiş veya kesmek zorunda kalmış insana davayı daha fazla sahipler. Mesela çocuğu yok. Adam karısı, karı biliyorum. Ya ne olacak, kime kalacak? Daha çok maddi ve manevi sahipleniliyor. Bunun istisnası ben rastlamadım. Yani sihati sağlığı iyi, dünyası da iyi, dünyada bekletilen yüksek, halis, dine sarılmış. Ben böyle bir şeye rastlamadım. En sonunda bir Çapanoğlu çıkıyor yani dibinden. O da Yozgatlı mı? Yani Allah rahmet etsin değil mi onlara? Deccal'a karşı çıkmış. Yani fedakar manasında. Evet. Menfi manasında değil. Şimdi gidiyorsun, arkadaşla dava adamı oluyorsun. Almaya da çok rastladım. Beraber yani imamlık yapıyorsun böyle bir camide. Orada ev dersi var, dershane yok. Dershane açıyorsun. Bir bakıyorsun birkaç ay sonra tüyleniyor, şey yapıyor. Ders eli ayağı tutuyor. Ders yapabilecek duruma geliyor. Tak diye sana koyuveriyor böyle dirseğine. En ufak bir şeyle satıyor. Yani Almanya'nın yurt dışının %99'u böyle.
%99'u böyle. Ben 10 küsür sene, 10 sene de fazla ömür vermişim orada. Yo abi nankoda bir şey. %99 böyle. Nankör yani. Nasıl nankör? Kızacaklar bana. Yani kadınlar dünyasını o kadar bilmem. Erkek de dünya. Minnetsiz yani oturur. Buradan gitmişsin, biletini almışsın, koşturmuşsun. Mecbursun canım. Böyle. Hasan abi gelmiş. Tamam. En ufak bir şeyde 20 sene, 10 sene taşı, 7 sene taşıdığım adam var. Efendim, annesi vefat etmiş, arayamamış. Vay, 3-4 ay oldu, konuşmuyor. Oraya gittim almaya, dersleri gelmiyor. Dershanelere gitmiyormuş. Yani beşersin de yani, başka şeylerin de var, beşeri yok mu? Adam hiç minnetsiz, 10 seneyi bir kalemle siliyor. En iyisinden bile gördüm. Abi niye genelliyorsun? Görmedim ben. İyileri yok mu? Var tek tük. Bana denk, fazla denk gelmedi. Çünkü ben iyi değilim ki bana iyiler denk gelsin. Yamuk adamın birisiyim. Demek ki bana böyle şey geliyor. Mesela bir hizmeti götürürüz. Bir tanesini anlatayım size. Çok iş, güzel işbirliği yaptık. Burada ordudan atılmış. Ordudan atılmış zamanında bayağı hizmete başladık. Şehir de söylettirmeyin bana. Benim şehir burada, bu da böyle. Beni karı koca ve dershane cemaati siteden takip ediyor. Biz de böyle, abi geldi, ya ben seni çok seviyorum falan. Çok, hakikaten seviyor, doğru. Abi dedi, şey yapalım, tabii beraber yapalım. Bu şehir, tamam. Burada dershane yoktu, ben açıyorum. Almanya'nın en berbat yeri. En gayrimeşru olduğun şehirle dershane açtım ben. Orada çok güzel hizmet oluyor o zaman. Tamam dedi, o da yakın. Gidip geliyoruz. Bayağı ilerledi. Vakıfları var. Ben daha vakıf kurmadım. Dedim ki, ben dedim oturun heyetini topladım. Ben vakıf kuracaktım almaya. Kurmayayım. Yani malzeme veriyorum yani. Ders yapanlara. Ben böyle sitem manasını anlatmıyorum. Niye bunları konuşuyorsun kardeşim? Malzeme veriyorum ders yapan oradakilere. Böyle niyetin varsa yapma atayı. Yapan varsa dön. Veya hizmet edeceklere malzeme veriyorum. İlle darbelenip de mi döneceksin? Bak ben sana 10 küsür senelik malzememi paylaşıyorum. Yani ben şikayet manasını anlatmıyorum. Malzeme veriyorum. Yolda kullanılacağın malzeme veriyor. Yani sıkıntıların bu tipten olacak. Ona göre adım at diye hizmetin sıkıntısını anlatıyorum ki bir kardeşin olarak sana malzeme olur. Belki işine yarar. Heyetini çağırdık. Dedi kardeşim biz burada vakıf kuracaktık. Madem beraber sizin vakıfa devredelim bunu. Acayip ha tapusunu da. Sana devredelim beraber olsun. Yani şu, sizin o vakıfın yönetim heyetine şuradaki arkadaşların hizmet binayı vereceklerin iki kişiyi sokun. Tamam abi dedi. 10 kişi mi 6 kişi mi ne oluyor? Vakfın yönetimi. Ha iki kişi bunlar. Çünkü adam binayı almış size verecek. Tamam. Bir bakıyoruz ötesi şey. Abi konuşabilir miyiz dedi. İki ay sonra. Tamam bitirmek üzere. Buyur dedim. Ya biz Türkiye'den aldığımız emirle sizinle hizmet yapamayız. Ondan sonra ne hayır bir şey mi gördüm ben de satıyor. Yok abi ben seni çok seviyorum. Hizmetin takdir ediyorum. Hizmetin zaten şekliyle biz de aktif olduk burada. Ama ne yapalım biz Türkiye'deki bağlı olduğumuz abi ondan uzak dur dedi diyor. Sen bize nazar musama ile bakarsın. Tamam kardeş selam olsun. Tamam selam. Sonra biz İlim Kültür Vakfı'nı kurduk. Yani ya bu ya biraz şahsiyetli oldu. Ben niye sormuyorsun abine kim ise? Ya hayırdır bunu niye? Niye? Nasıl hizmette ne şeyini gördük? Sadakatta bir sıkıntı var mı? Yok. Niye peki bize böyle işbirliği yaptık? İki şehir bir araya şahlandı geliyor. Benim gibi adam nerede göreceksin benim gibi aptalı? İstediğin gibi kullanıyorsun. Şimdi ben oraya gittiğim zaman anons yapıyorum sitede bir sürü insan veya tanışıyor. Ve çevremi sana taşıyorum. Benim imkanlarımı sana taşıyorum yani. Ben nerede bir hizmet varsa asla bir oluşum. Dedim ya orada Almanya'nın en rezil şehrine dershane açtım. Dershane olmadığı için. Dershane varsa dershane açmam. Oraya kuvvet veriyor. Nereye dershane açtımsa söylesinler bana bir tanesi. Vardı açtın. Bir tanesi söylesin. Yok olmayan yeri açarım. Varsa desteklerim. Met Zehra'yı bile menfi milliyetçilik yaptığı halde Kürt milliyetçiliğini onu da destekledim oradayken. Destekledim derken var ya niye açayım dedim ya.
Aşmadım kardeş. Misal. Bir daha söylüyorum. Bunu dinleyecekler diyecek ki ya bunları niye anlatıyorsun? Gelen sorulara cevap veriyorum. Bir yerde hizmete başlatırken şunlara dikkat et diye başta altındaki memnunuz üç diyorum. Size belki işiniz yaramaz ama bunu işe yarayacak kişilere müthiş bir fitnenin önü açacak. Yani adam gibi tamam böyle böyle. Böyle oluyor. Bizden değil misin? Bizim abimiz falan. Tamam. Allame-i can ol. Seninle bir olamam abi. Fakat size bir müjde vereyim bunun yanı sıra. Bu anlayışlar yok oluyor biliyor musunuz? İnternet bunu yok ediyor artık. Baktı dinlediler. Aşağıdan başladı çatır çatır ses gelmeye. Diyor ki ya hayırdır bu abi biz niye şey yaptık? Öndeki ne diyor? Ya abi ya Allah Allah Türkiye bizim kiramızı Türkiye mi veriyor? Türkiye ne diyor? Abimiz ne yapıyor? Böyle bir abi olur mu ya? Bizi buraya itmiş kalkmış gelmiyor veya gelse bile Hasan abi nasıl böyle şey yapar ya? Demeye başlamışlar. Şimdi bekliyorlarmış benimle görüşmeyi. Ya ne demek istiyorum? Güzellik de şu. Taban artık şuurlanıyor. Bu F-25'ten sonra oldu. Artık herkes sorguluyor. Öyle boğazına tasma takılıp hareket ettiremezsin daha. Çünkü evde interneti giriyor. Düğmeye basıyor. Kimin ne halt işlediği belli. Olaylarla herkes kendisini belli ediyor. Alttan kimler çıkıyor bir bakıyorsun. Bir bakıyorsun sadeleştirme taraftar. Hiç ummadığın adam. Bakıyorum bilmem ne oğlu çıkmış ya. Hiç ummadım. Bak, hadiseler çok güzel oluyor. Kimin ne olduğu belli oluyor o zaman. Benim hoşuma gidiyor. Ben bunun istisnasına rastlamadım. Varsa da çok istisnadır. Bana denk gelmemiş. Çünkü ben hırlı bir adam değilim ki iyi bir şey denk gelsin bana. Ben iyi olmadım. Kendime veriyorum. Burada mutevazilik yapmıyorum. Bitirince ben bir soru soracağım. Siz konunuzu bitirin. Konu bitireyim. İstisnalar da kaideyi bozacak seviyede değil, azdır. Davası olana ya yeni dava eline ve hedefine koymak zordur. Yani birisinin davası var değil mi? Bir meşrebi var. Sakın o davasını elinden alıp da başka bir dava vermeye kalkma. Mümkün değil. Çünkü artık meşrep, cemaat din olmuş. Kişiler peygamber olmuş. Demiş bitmiş. Kardeşim senin grubundan, Türkiye'de, senin grubundan WhatsApp'tan beni hayır niye çıkarttım? Öğrenmek için WhatsApp'ta benim ne işim var da ilgimi çekti. WhatsApp'tan falan gruptan çıkartıldınız. Çok da mühim bir şey. Yani ben zaten bu işten anlamam da. Dedi ki kardeş abi dedi şuradan çıkmışsın öyle mi ya niye çıktın falan. Merak ettim yani. Telefon ettim hayırdır? Abi be, canım abim benim. Ailece senin dersini dinledim abim, canım abim. Tamam da canım bırak. Niye hayırdır? Abi tahmin ettiğin gibi dedi ya. Yukarıdan emir geldi. O da gruptaymış. Seni görmüş. Bunu çıkar. Tamam. Yok ben şey için dedim. O merak etme canın sık. Tamam abi. Abim benim. Anlayışlı davran ne olur abi. Vay be. Tamam. Böyle o kadar cayip ki. Bak davası. Bunlar boşuna yazılmamış. Bunları böyle içimden akan kanı mürekkebe dönüştürdüm. Bak davası olana yeni dava eline ve hedefine koyamazsınız. Davası mı var? Eline dava veremezsiniz, hedefine hedef koyamazsın. Bitireyim sonu sonunu. Eskiye her an dönebilir. Bir de tavsiyem. Bu kardeşinizin tavsiyesi. Kimse üzerine almasın. Çünkü siz böyle yapmamışsınız. Bir insan bir cemaati terk edip bir cemaate geliyorsa şer'i ve Risale-i Nur'la alakalı şer'i ve Risale'nin ciddi sebebi yoksa sırf parti değiştirmek, takım değiştirmek gibi değiştiriyorsa onlara da güvenmeyin. Mesela bir misal söyleyeyim. Diyelim ki arkadaşlardan şey yapmış. F-25'ten ayrıldı. Niçin? Din sebebi olduğu için. Onda güven. Çünkü niye? Ömrünü vermiş. Ben kardeşim ders yaparken veya ciddi bir şey konuşurken kimse katını korumam biliyorsunuz. Ya sosyalem doğru. Böyle çevirmiyorum. Sizi şey yapmıyorum yani. Şu. Eğer dinse, dinden dolayıymışsa güven. Çünkü her şeyini verdiği yerden kopmak zordur. O çok zordur. Bedeli çok ağırdır. Bedel veriyor. Bir cemaat şu. Cemaat değiştirmek. En doğru bizdik. İslam'a en
güzel biz hizmet ediyorduk. Tamam, bu anlayışı içinde olan bir insanın İslam'a en çok ihanet eden bizim cemaat ve en yanlış biz olduğumuza dönmek kadar içsel bir çöküntü yoktur. Korkunçtur. Ben onları mazur karşılıyorum. Efirmeş dedim yani Erzurumlu Fethullah diye kastedim. 25 Erzurum plakası. F-16 Amerikanındır. F-25 bunun. Onun için rumuz yaptım. Bak şimdi. Ben o kardeşlerimi çok iyi anlıyorum. Kanıma kadar hissediyorum. Taban var ya taban. Minnettar. O var ya böyle saygı değer, din için, Allah için. Her şeyini feda edin. Dairesini satmış vermiş adam. Ömrünü vermiş. Ben yalakalık yapmıyorum. Samimi olan Müslümanı söylüyorum Müslüman. En doğru, bak bu adamın psikolojisini hayal et. En doğru insan, cemaattı. En doğru buydu, en istikametli. İslam'a en güzel bu hizmet ediyordu. Bu iki anlayış tersine inkılap etmesinden, bunun içine doğan bir yarayı, depremi düşünün. Ne acayip bir şey. İslam'a en güzel hizmet eden, İslam'a en büyük ihanet edene dönüşmesi. En istikametli bizmişiz, en dine maruz olan bizmişiz. Dönmesi ne demek? Adam dönebilir mi? Ne için dönemez? Dönenler karamandır. Bunlar için demiyorum. Şimdi bir Nur cemaati içinde bir meşhur. Ya oradadır da gizli gizli bir derse bile gelemiyor. Ya bilinirsen. Ya tanırsan. Arkadaşlar abi değiştirmek, peygamber değiştirmekten zordur. Meşrep değiştirmek, din değiştirmek kadar zordur. Yani Müslümanlıktan çıkıp gavur Hristiyan olmak gibi olmuş. Abi ne biçim konuşuyorsun? Aynen böyle olmuş. Doğru bildiği halde adı gibi biliyor ki ben buradan istifade edeceğim. Gelemiyor, edemiyor, savunamıyor. Niye? Ya ne derler ya? Ne derler diye bunun şunlar olmaz. Bir, ya seni hatır için nikah yaptım. Hatır için nikah olmaz. Dinden söylüyorum. Ya hatır için karıyı boşadım. Ana babalar için oluyor. Hatır için talak olmaz. Hatır için yalan konuşulmaz. Hatır için haram işlenmez. Hatır için ibadet yapılmaz. Senin hatır için namaz kılıyorum ya. Senin hatır için içki içeceğim. Tamam. Ne dedik? Hatır için ibadet olmaz. Hatır için haram işlenmez. Hatır için dava seçilmez. Ha şunu kastediyorum. Mesela Süleymancı kardeşler oldu ben. Süleymancılar son tarihte bir tanesine birkaç tane var. Ve Adıyaman'dan ama da Süleymancılardan çıktı geldi. Geldi hoş geldi. Safa geldin tamam bir risale devam et. Olanı söylüyorum. Baktım ki ikide bir hocasını tenkit ediyor. Cemaatin de niye tenkit ediyorsun dedim. Yani yerden yere vuruyorsun. Dedim bak. Belirli bir zamana kadar seni namaz kılmana, belirli bir yerde dindar kalmana sebep değil miydi? En azından o karı var. Sen dedim bu kadar tamamen aşağılamanı ben sana hiç güvenmiyorum biliyor musun? Bu şekilde geldiği yeri affedersin kaka diye özür diliyorum yani. Böyle yapan dini midir diye sordum. Nesini Ya adamın davranışı. Bilmem nesi. Öyle değil. F-16 öyle değil. Dine muarız. Dine zıt. Yani haramı helal gösteriyor. Halal ya haramı helal gösteriyor. Bunun artık CHP'nin yanında. Bunu olamazsınız zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında sizi bir cemaat koyuyorsa zaten cemaat olmanızın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşısına durmaktan olmuştu. Niye bir Müslüman cemaat olur? Cumhuriyet Halk Partisi'nin rejimine karşı durmak için, Kemalizm rejimine karşı durmak için mantığından dolayı cemaat fikri gelişti. Cemaat olmanıza sebep Kemalizm'dir. Kemalizmi kaldırın, dini cemaat yoktur, ümmetçilik vardır. Küçük ümmetçiliktir cemaat. Ümmetçilik bilinci toplumda yok olduğu için küçük bir cemaatte ümmetçilik yaşamak için cemaatiz. Eğer bu cemaat Kemalizme iltihak ederse kime karşı cemaatiz? Sen bana söyle bakayım. Bir cemaat CHP'ye inkılap ederse, Kemalizm olursa kime karşı cemaatsın? Neye karşı mücadele? Mücadeleni söyle bana. Hedefini tayin eder misin bana? Söyle bakayım hedefini. Hedef kaldı mı? İslamiyet hedef kaldı. İslamiyet hedef olur. CHP ile beraber olursan. Sordum Süleymancı kardeşe. Dedim ki dinde mi? Yok abi dedi ya hocanın şöyle. Bak dedim bir daha geldiğin yeri. Ama ben size yalan mı söylüyorum bu masada? Bak arkasında o kardeşlerimizin Süleymancı.
bir daha dedim geldiğin yer, sana tavsiyem bir abin olarak, hocan olarak, bir daha geldiğin yeri, dini olmamak özelliği, yani hocanın özel davranışı, özel muamelesinden oraları kötülersen sen nankör bir adamsın. Benden hep uzak durdu. Senelerce büyüdü. 5-6 sene, 10 sene mi ne? Sonra Tepecik'te en büyük sorun çıban başı yaptı ve Tepecik'te sorun yaşadık onunla. Hiç yanaştırmadım. Her fırsatta kovdum yanımda. Sonra tabii ki ben birisini kovarsam, şey yaparsam tabii niçin? Davaya vesaire. Hiç pevram da yok. Onlar bir grup yaptı, yaptı, yaptı. Baş kafa kaldırdı. Bir fitne yaptılar ama tabii yemedi de. Niye anlatmaya çalışıyorum? Tecrübemi size anlatmaya çalışıyorum. Ha, adama soruyorum, sen niye orayı kötülüyorsun geldiğin yeri? Abi din, niye? Şu, ha tamam, gel. Ona diyor, ha haklısın orayı kötülemede çünkü haramı helal gösteriyor. Edile-i şeriye Allah'ın dinini bozuyor. O zaman sen başımın üzerindesin. Doğru, bu dinidir. Ama cemaat mesela şey yapıyorsun, şimdi mesela diyelim ki, A grubundan nurcuların B grubuna gidiyor. Niye kötülüyorsun kardeşim? Niye kötülüyorsun? Ha onun o kadar, abi bu dersler olmuyor. Tamam onun için şey oydu. Kapasitemiz o. Ha benden başka bir şey bekleme. Ben bunu yapabiliyorum. Yani benden ayrıldıktan sonra yani beni kötülmeye ne gerek var? Hiç Allah'a anlatmadım mı? Yani şer'i bir özür olması lazım demek istiyorum. Evet abi. Dinde bir haram olması lazım o cemaat. Ya da umum hakkı. Umumi hak yani, umumi hak. Ondan yani, umumi hak. Mesela diyelim ki Efendim Bey, şimdi kadar niye susuyordun? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına koydu, bitti. Bitti, tamam. Onun her şeyini sorgulan. Çünkü hiçbir sebebi kalmaz. Şöyle, sabah namaz kılıyor, gündüz de oruç tutuyor. Her şeyi yapıyor ama küfre taraftar, kafir olur. Hem de kızıl bir kafir olur, amele hiçbir fayda vermez. Anarşist olur diyor. Bak bir de söylüyorum. Küfre taraftar oldun, küfüre, kafire, yok diyen de şu anda kafir olur bu sözüme. Şu benim sözüm değil. Hasan dedi diye değil, ben dini olarak söylüyorum. Yanlış şöyle çıkabilirsin, yalan söylüyorsun, yanlış söylüyorsun. Şeriatta kafire taraftar olmak kafir olmuyor. Zalimin yanında olunca zalim olunmuyormuş, sen yalan söylüyorsun diyebiliyorsan bu sözüme itiraz et. Yok böyleyse şu anda bu sözümü dinleyip de bevavale ne gevezeliyor dediğin anda otomatik olarak sen de kızıl, böyle katıksız bir kafirsin. Ne biçim konuşuyorsun? Aynı böyle bu kafirlik Müslümanlık şey değil ki. Amel değil. Amel imandan değil. Namaz kılmaya kafir olmaz. Oruç tutmaya kafir olmaz. Zekat veremeyen kafir olmaz. Günahkar olur. Kafire taraftar olan kafir olur. Namazı kılmayan kafir olmaz ama namazı inkar eden, ya hangi zamandayız ya? Kıpkırmızı kafir olur. Bilmiyor. He. Yani bakın yapamamak ayrı, reddetmek ayrı. Şimdi el hubbu fillah vel buzu fillah imanın temelidir. Allah için dost, yani Allah'ın düşmanlarına düşman, Allah'ın dostlarına dost. İman böyle başlıyor. Yoksa amel imanı belirlemez. İman esaslarında amel yok. Allah'a inanmak, amel yok. Ve melaiketi, amel yok. İslam'da itikat yok. Namaza inanmak yok. Namazı kılmak. Namaza inanmak yok. Tutmak orucu. Oruca inanmak yok. Yani İslam'da eylem. Eylem varsa vardır İslam. Eylem yoksa İslam'ın yoktur. Oruca inandım. İyidir. Aslında tutmak lazım ama tutmadım. Özürsüz. Tutmuş olur musun? Olmaz. Ya namaz aslında çok koşturdu ama ben yapamıyorum. Kılmış olur musun? Olmazsın. Ha, İslam eylemdir. Eylem varsa İslamiyetin var. Eylemin yoksa İslamiyetin yoktur. Bitti o kadar. Ha? İman ile necat olmuyor. Çareye necat olamazsın. Ya benim fikrim değil ki. Bana hücum ediyor. Bana hücum edirken Allah'a ediyorsun. Ya ben ama şunu diyebilirsin, hakkın var. Şeriatta olmayanı söylüyorsun. Allah senden razı olsun, beni ikaz et. El hubbu fillah vel buzu fillah yoktur dinde. Bana söyle. Bu yok mu? وَلَا تَرْكَنُوا زَلَّمُوا اِلَى الَّذ۪ينَ زَلَّمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Değil kafire, taraftar olana hafif meyledeni dahi Allah cehennemle tehdit ediyor diyor, değil mi? Mektubatta bu ayet geçmiyor. Evet, şimdi sorunu alayım. Abi şimdi mesela İzmir içerisinde bulunduğunuz bir bölge var. Diyelim ki bu binadasınız. Tamam. Örnek, realitede örnekleri örnek ver, örnek beni ver. Evet.
Şimdi bakıyorsunuz ki mesela bir umumen Kur'an-ı Kerim iyi okunmuyor kardeşler tarafından. Böyle bir tespitiniz oluyor abi. Meşverette dile getirmek istiyorsunuz böyle bir konu. Ha, Kur'an okunmuyor cemaatte, ekseriyeti mutlakamızda diyorsun grubunda. Evet. Bu iş yani okunmayı bırak, okuma bilinmiyor. Mesela okumak eksik. Mesela hani tecvid bir kısma kadar bilmiyor, bir kısmı tecvidi bilmiyor, bir kısmı Kur'an-ı Kerim harflerini bilmiyor bulunduğumuz. Grupta. Grupta abi. Sen bunu meşverette dile getiriyorsun, diyorsun ki ya böyle bir sıkıntımız var. İlk önce böyle bir şekle kabul ediliyor herkes tarafından. Sonra bu işi yürütemiyorsunuz. Bunun sıkıntısı nerede kaynaklanıyor? Sonra ikinci kez yine böyle bir tespit yaptığınızda cemaat içerisinde, diyelim ki Cevşen okunmuyor diyorsunuz bu sefer de. Diğer diyelim kardeşler diyor ki ya abi sen geçen sefer de dedin ki ya böyle bir eksik var. Yani konuşuyoruz yapamıyoruz, olmuyor bu iş. Ya burada hani sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Söyleyen kişiler mi kaynaklanıyor? Cemaatin böyle bir şeye meyli yok? Ya da anladım. Dinamik eksikliğimiz mi var? Bak İrfan. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hani cevabını tekrar ediyorum ama bu manada da cevap ver. Cevap oluyor. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. Baştan kaynaklanıyor. Ben mesela her fırsatta Kur'an okuyun diyor muyum? Ve okuyor muyum? Duyuyor musun sabahleyin? Bilmem burada duyuluyor mu benim kattan? Kur'an okuyken diyor mu? Aslında koridordan biraz. Oradan duyuluyor değil mi? Her gün istisnasız cüzümü okurum. Peki benim yaptığım bir şey derste yansımayacak mı? Söylemeyecek mi? Peki bunlar beni görmeyecek mi benim yanımda kalan? Bu iş baştan kaynaklanıyor. Baştakiler okumayınca sirayet etmiyor. Yani ben kokum yoksa nasıl sirayet edecek? O zaman bunu söylüyorsun grubunda olmuyorsa kendi çapında gayret et. Ama daha da gitmiyorsa, psikolojini bozuyorsa ve istediğin bir zemin değilse din değil. Nurculuk din değil ki. Yani nurculuk içinde grubundan bahsetmiyorum. Nurculuk bile din değil. Dava bile değil. İslamiyet davadır. Nurculuk burhandır. Öyle diyor değil mi? Yani dava içinde burhandır diyor Risale'nin. Ha, şimdi bakarsın o zaman. Nerede böyle meşrebine uygunsa. Zaten öyle demiştim ben hatırlarsanız. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Ve hiçbir yere gitmek zorunda değilsiniz. Kim söylüyorsa bu cemaati terk ederseniz eyvah gittiniz. Ya, kendi şeyleri, enaniyetleridir. Çünkü 20. lemada öyle diyor. Aman bana gelsinler, benden ders alsınlar demek enaniyetin bir hilesidir. Nefsin ve enaniyetin hilesidir. Hile bu. Yani burada bizim cemaat en istikametli. Bizden ayrıldın. Bitti canım bitti. Neyi bitti lan? Din kaynağı mısın lan? Hiç utanmıyor musun? Din misin sen? Ben nurculuğun kaynağı mı? Gelmiyor. Ben zaten bağırıyorum. Gelmiyor çünkü bana yüksünüz. Ha, baktın ki 5 tane yere git. Hamidiye git 5 defa. İlk ders tutmayabilir. Bak meşebini. Bak bakalım. Çünkü sen bu bir cemaati seçerken kim bilerek seçti ki? Kolumuza girdiler okulda, iş yerinde. Aa bir çay içelim. Öyle değil mi? Gidiverdik. Göz orada açtık, büyüdük. Kulağımıza dediler ki sağdan en iyi biziz. En iyi biziz. Bizim gibi var mı? En iyi biziz. Bizim gibi var mı? En iyi biziz. Bizim gibi var mı? Diye. Büyüdük. Vay be. En iyi biziz. Nereden biliyoruz ki? Girmedim ki ben içine. Hep tenkit ettim oraları. Onlar var ya. Hizmeti anlamamış. Benim için diyorlar. Hizmeti hiç anlamamış. Hiç. Ev firmacılar diyor. Hiç anlamamış. Ben anlamamışım. 17 yaşından beri parkurun içindeyim. Ben hizmeti hiç anlamamışım. Evet. Ha. Ama iyi. Hiç anlamadım. Peki sen diğerlerini böyle ite kalkar gidiyorsun. Nereden biliyorsun? Girdin mi içine? Kaldın? Yok. Onun için diyorum ki benden bak söylüyor. Git Hamidiye 5 defa katıl derse. Sonra fitne yapma ama. Sonra git şeye. Abdullah Yeni abinin grubuna gittim. 5 defa da öyle katıl. Git Sungur abinin şey grubuna. 5 defa da ona katıl. Farklı farklı yerler. Tamam. Katıl yani. Neyse. Katıldın. Git yazıcı kardeşlere git. 5 defa katıl. Bak ondan sonra bak peşledim. Yani ortalama olarak %'lik %70-80 bana burası çok uyuyor. Ondan sonra tevhid-i kıble et. Daha bırakma. İkide bir böyle yapma. Tevhid-i kıble et. Yani tevhid-i kıble etmesen bu sefer her gün bir dükkan değiştirmeyle, her gün bir okul değiştirmeyle okulu bitiremez. Tamam. Ondan sonra şey yap. Kardeşim biz bu dünyaya niye geldik? Başkasını memnun etmek için. Hasan abi iyi desin diye yanında gözüküyorsun. Niye lan? Benim dinim mi var? Benim cennetim mi var?
Ne var? Ha, baktın ki Kur'an dediğin getirdin, öneri Kur'an'a konmuyor veya Evrat'a sokunuyor. Ha, başlardan kaynaklanıyor. Ha, o zaman çaktırma da fitne yapma, hop nerede okunuyor, benim fıtratım nerede? Tak buraya kayarsın. Diyeceksin ki abi zordu, ben yaptım. Ben hiçbir cemaata tabi olmayan Mecidiyeköy'de tanıdım. Her cemaate selam çakan bir abiydi. Grup. Her tarafa gider. Yani bir taassup olmayan, hakikaten benim gibi bir şey yani. Benim gibi bir şeydi. Yani nurculuk deyip başka bir şey demiyor. Allah onlardan razı olsun. Bana emekleri geçmiş. Şimdi bana çok emekleri geçti. Ama böyle bir taassupları yoktu. Belki kendi özel şeyleri vardı ama taassupları yoktu. Beni Ankara'ya götürüyorlardı. Kurdular beni yanında. Yonca'da kaldık. Emek'te kaldık. Daha mı şurada? Ondan sonra yeğin abileri götürüyorlardı. Rüştü abiyi götürüyor. Her yeri talebeydik ya. Ona bir baktım. Allah Allah. Hemen biz bak ne kadar şey. Yeğin abilere kaydık. Ustadımızın varisidir falan. Kutsiyet. Doğru. Fakat baktım orada hep düz okunuyor. Lugat bile verilmiyor. Baktım fıtratıma pek uygun değil benim. Daha 17, 18, 19, 20, 20 küsürüz, tamam mı? Sonra böyle biraz Kıdoğlu'ya takıldık. Böyle Kurdoğlu abi hakikaten çok güzel ders yapıyor. Çok güzel misaller veriyor Kurdoğlu abi. Tevhid, acayip tevhid dersleri yapar böyle. Çok güzel dersler yapar. Fakat genel değil cemaatinin içinde. Cemaatta de izahlı ders yapmaya karşılar. Düz okuyorlar. Ama yine Kurdoğlu abiye bir şey diyemiyor. Son abi olduğu için en yaşlı. Ama onun dersi, Ali Rıza abinin dersi, şunun bunun da. Çok güzel dersi ama genel değil. Pek şey yapmadım. Sonra Rüştü abiyle bu arada da dirsek temasımız var böyle. Rüştü abi baktı, filosof yani. Meslek ve meşrep acayip. Kelimenin üzerine şey, kelime var ya kelime. Bu araştırma bizim gibi mesela. Bak sana şimdi ne verdik? İmanı bil gayb. İmanı bil gayb, imanı bir şuttan için üstün onu araştıracak. Evet. Arkadaşlara şey verdim, yalan ve kisp. Kisp mesela, ona çalışacak. Rüştü abi baktım, acayip ya. Yani mevzu araştırmayı bitirmiş, paragraf açılımlarını bitirmiş, cümle açılımları değil, kelimeye çalışıyor. Böyle, bir baktım etrafındakiler de dev ya. Adam bir dalı veriyor, dima, kalp, eylem, üçünü birden işliyorlar dersi. Mesela kispin, kisp ve yalan arasındaki fark diyor şimdi. Yalan diyor eylemsel fiil ve sözdedir. Kisp ise kalbi bir sıfat. O adam diyor aklı nedir falan diye. Acayip bir şey ya. Böyle bir adamlar falan. Ulan tam böyle fıtratım. Hop kayıverdim. Bakın ben niçin anlatıyorum? Bir şeyi onlar şey yapmak için değil. Ha benim fıtratımı. Ben de değiştirdim. Din mi oldu? Oruçta abiye muhalefet ederdim. Gülderdi derdi ki İmam Ebu Yusuf da İmam Hasan'a muhalefet etti derdi. Tamam. Ve düşünürdü böyle. Aynı böyle yapardı. Şöyle nasıl yapardı? Ha. Şöyle yapardı. Kalem kağıt oradan gelmiş. Not alırdı. Cevap veriyorsa veriyordu. Kesinlikle eğer hak ve tam hakim değilse o konuya not alırdı. Sana araştırma yaptıktan sonra cevap vereceğim. Böyle cevap pat diye çaktırmak yok. Yani biz var ya tevil ederiz, eviriz, çeviririz falan. Öyle değil. Yani şey ben yüceltmiyorum adamları. Bak Kurdoğlu abi acayip tevil. Yani onun tevhidi acayip mesela. Ha ne yaptım? Ben değiştirdim. Kaydım. Niye kaydım? Fıtratıma uygun. Ve sonra bir baktım. Rüştü abiyle 16 sene. Az mı? 16 sene. Devam ettik. Bir baktım, Rüştü abide şey yok biraz, enfusi böyle şey, gayb melekut. Yani dima kalp şey var ama bizde evvel uval ahir ve zahir var. Yani gayb yani, gayb merakı başladı bize, acayip melekut, şeceri hilkat falan. Olmayınca böyle takdir yani otomatik olarak kader bizi kendi başımıza bir şey yaptı böyle. Yani... ne olmuş yani şimdi arkadaşlar? Ala kadar olanlar gelip dinliyor. Gelmek zorunda değilsiniz diye faykırıyorum devamlı. Gelmeyin kardeş. Gelip de bana yüksün. Yani bana ne katkı sağlayacaksın ki? Onun için başka cemaatlerin olması benim için veli nimettir. Çünkü gelecekleri oraya havale ediyorum. Gidin orada, orası yakın kardeş. Topkapı'dan buraya ne geliyorsun? Hamide var orada. Gidin oraya diyorum. Niye? Şimdi gelip de ben bir araştırmacıyım ya. Ben araştıracağım. Sen de gelirsen 15 dakika sana, 10 dakika sana. Benim zamanım kalmaz.
Ha ben tespit edeceğim, size anlatacağım. Siz de anlatırsın gibi. Ha demek ki niçin anlattın? Baktın ki meşrete getirdiğin hak olan, doğru olan bir şey olmuyor. Olan yer var ama orada müziplik yapsan, diretip baktın ki olmuyor, fitne çıkarsan onu affedilmezsin. Ya burada olmuyor ya ne yapacağız falan, kulis yapsan abi var ya demiştik bak şu yap. Yok kardeş, fefirülel meçhul. Hecren cemila ayet kerime. Güzel bir şekilde ayrıl kardeş. Din değil kardeş. Kim size söylüyorsa nurculuk dindir haşa veya nurculuk, Süleymancılık dindir. Nakşi'ye girdin kardeşim. Tövbe aldın almadın bitti. Hikaye. Geç onu. Süleymancı kardeşim, Evrad-ı Kutsi okumadınız. Bittiğini canım, bizden şey yapmadın, eli böyle yapmadın. Hikaye. Hikaye ya. Din değil ki. Nurculuk, Risale okumadınız, bittiniz canım imanınızdan. Hayır. Din değil kardeşim. Din İslam'dır. İslam'dır. İçinde nurculuk, tarikatçılık, Süleymancılık, nurculuğun ve tarikatçılığın Süleymancı'nın detayına girmiyorum. Dava içinde burhandır bunlar. Şimdi sen vasıtayı netice dini de payanda yaparsan ne oldu? Ters olmadı mı? Meşrebin hedef, meslek, vasıta. Benim grubum esas, nurculuk onun kuvvetli şey payandası. Biziz arkadaşlar İslam adına. Oo vafe subhanallah. Günaydın ya efendim. Hiç bilmiyordum ya din adına sendin. Nasıl der insan ya? İnsan Allah'tan korkar ya. Asıl saadette de vardı. Hukukçular ayrıdır, ashab-ı sufa ayrıdır, ensarcılar ayrıdır, muhacirler ayrıdır, hadisin muhafazası ayrıdır, esasat muhafaza ayrıdır, hafızlar ayrıdır, 70 tane hafız şehit oldu. Öyle değil mi? Allah Resulü ashab-ı sufayı da ayırdı. İlim, hafız, kıraat, talim vesaire meşgul olanlar grubu yapmıştı. Bu böyledir ya. Ben her tarafa el atamam ki, benim işim bu. Bak öyle yapamıyorum ben mesela. Evet, bu soruyu geçiyoruz. Yani biz inşallah faydam olmuştur, olur. Böyle bir yerde hizmet başlatacaksa yanında adamla hareket ederken kimle hareket ediyor da hizmet başlar. Kardeşim hizmetle bir şey beklentisi varsa çıkma ona yola. Bak, hizmet vasıtasıyla bir beklentisi varsa ona yola çıkma. Dini din için sevenle, dini din için dinini koruyan, kayıran kişiyle beraber. Peki bunu önceden kestirmenin bir yöntemi var. Beraber olmadıkça ben pat diye sokakta gördüğün adamla hizmete başlatma. Sen de senelerce olacağız ki. Sen de bana diyeceksin ki abi ben Yozgat'tanım. Abi gel hizmet açalım. Tamam sen kimsin? Kaç sene demeri tanışıyoruz İrfan? Büyüşer. Ha kanaatı katıya geldim ki İrfan'la gider ondan sonra. Ama bilsem ki İrfan bu dini istepne lastik kullanıyor. Onunla şey yapacak. Ama sonradan anladım yani sonra, ilk önce anlamadım. Hemen sessiz sadas çekip git. Sonra, ondan sonra seninle gelenler de soracak. Ya ben şey yapmadım orada, ben başka gayeler gördüm. Onun için ben ayrıldım. Ama fitne yapma ya. Fitne yapma. Doğruyu söyle ama birilerine karşı bu dersi kullanma. Mesela bazıları diyor ki bu dersi falancaya kullan. Hayır. Ha birilerine vuruyorsa demek ki vuruyor, ne yapsın? Deniz dalgası geliyor, kara var diye deniz vurmasın mı yani? Aa denize diyor ki kara, sen bana ta vurmak için okyanustan beri geliyorsun. Ha sana değil, ben zaten yapım bu ya. Bunu anlatacağım. Şimdi bu konuştuğum birisine denk gelecek tabii. Vay be. Bize de mi? Bize diyor yani. Lan seni hedef alacak kadar ben basit miyim ya? Sen adam mısın yani? Bunu itiraz ediyorsun. Sen adam mısın? Şimdi diyecek efendim. Bizi cümle tar. Zaten ben gelecekten kurgulamıyorum ki. Ben yok gaybtan haber almadım ki. CHP'nin yanındasınız canım. Bunun ki bilmeyen mi var? Ekmel din, ekmel ihsan, ekmel. Dediği adam bu işte de. Bunun Lazcası bunu dedi. Türkçesi i̇hsan, yok. Ekmel, iman, ekmel. Ha işte diyemedim bile. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olanı koy onun arkasına. Onunla din olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin din düşmanı. Rejim bu. Abi şey. Bir tanesi bana dedi ki, bir özelliğimi paylaşayım mı size? Dişçi bizimle meşgul olduğumuz bir kardeşti. Şeyken. Benim dişimi şey yapıyordum. Abi ya dedi, artık yaşlandın. Şaka. Yoluyla. Ben de yatıyorum ha düşünce.
Abi be yaşlandın artık dedi ya. Böyle yaşlı maçlı, ümidi dünyadan kesilmiş, çocukla alakası olmayan, senin hizmetini görecek. Bir şey anlatacak mı? Burada anlatıyorum. Böyle bir dedi, bir abla versek olur mu dedi sana. Çek dedim şunu bakayım, çek. Çek. Abi ben bir şey dedim, çek bir dakika, doğru oldu. Vallahi dediğimi söylüyorum. Kemalizm var oldukça Allah'a zatına yemin ederim, size de söylüyorum. Kemalizm var oldukça Allah'ın zatına yemin ederim, kendime dönmem. Anladın mı dedim. Kemalizm rejimi var oldukça, yıkılmadıkça asla kendi özel hayatıma dönmeyeceğim. Abi özür dilerim dedi. Bitti benim, bitti. Benim bir hedefim var. Ben öyle bedenle uğraşacak zamanım yok. O zaman herkes sana selam çakar. Hedefi belli olana insan hürmet eder. Yanlış dahi olsa. Adama dedim, F25 için dedim ki ona. Ulan helal olsun lan adama. 40 seneden beri bu insanları nasıl kandırabilmiş, helal olsun. Ama adam da adam. Ben yapamamışım. Mesela dedim ki Mustafa Kemal kadar ve Bediüzzaman kadar tesettürü iyi anlayan ben hiçbir insan tanımıyorum. Şairin ne demek olduğunu, tesettürün ne demek olduğunu iki zıt insan çok iyi anlamış. İkisi de canını koymuş bunun uğruna. Ötekisi kaldırmaya, ötekisini koymak için. Çünkü çok iyi anlamış. Kemalizm kim anlarsa hedefine koyar onu. Kim anlamışsa o nispeten onun karşısında olur. Ben her şeyimle koydum. Burada tevazu yapmayacağım. Hiçbir özel dünyam kalmadı. Hiçbir maddi ve manevi, hiçbir zevk şeylerden bir de bilmem. Ama o var oldukça Allah'ın zatına kasem ederim, özel hayatıma dönmeyeceğim. Bitti o. Ya. Hedefim belli olacak. Ceylan abinin hatırası gibi olmuş abi. Anlatmışlar. He. Yok ben eskide ta ben bunu 17-19 yaşlarında söylemiş, yapmışım. Bitmiş yani. Ama o hedefini ne kadar bilirsen İslam düşmanı olduğunu, o zaman feveran olursun. Çok şeyini verdim. Ben bir sürü organlarımı verdim şeyde. Sıkıntım daha yani. Yani sıkıntı, işkence bu adam. O zaman benim tepkim, kusura bakmayın, biraz hissiyatıma göre olmalı. Risale-i Nur'a ömrümü verdim. Sen bunu mana da İ'nin İ'si ve tak gelisi arasındaki farkı meşgul olan adam sadeleştirmeye yapacağı tepki herhalde senin cinsinden değil. Yani ne kadar mana Risale-i Nur'un ne kadar mana vecesi olduğunu bana ne dokunuyor biliyor musunuz? Onda geçeyim de dersim de bitiyor. Ali bana şu dokunuyor. Derslikten çıktı şimdi de. Ben kabuğunu ben yiyip, iyi dinle Mesut, kabuğunu ben yiyip evladıma içini verdim. Ben yamalı giydim, evladıma iyisini yedirdim, giydirdim. Ben yer geldi battaniyetsiz yatsın, paltoyu üzerime ettim. Evladıma benim üzerimdekileri verdim. Bu evladım dönüp bana büyüdüğü zaman, böyle büyüttüm ben. Büyüdüğü zaman bunun bana tokat vurması çok ağrıma gidiyor. Bana Yunan kafiri hücum etse, bana Kemalizm işkence yapsa, yaptı, dokunmuyor. Daha bileniyorum, keyif alıyorum, şahlanıyorum vallahi. Ama içimizden çıkan bu tiplerin bana dönüp de tokat vurması, ötekisi ayağıma sıkması gibi değil, daha ağrıma gidiyor. Çünkü ben içini ona verdim ekmeğin, kabuğunu ben yedim. Yamalıyı ben giydim, iyi kumaş ona verdim. Battaniye o örtündü, ben cübbeyle yattım kenarda. Ama böyle büyüttüm delikanlı aramda, çıkıp Risale-i Nur'a ihanet etmesi, bana dönüp de tokat vurması beni kahrediyor. Yani cemaatin içinde gözüküp hizmet edip de sadeleştirmeye taraftar olanı kastediyorum. Risale-i Nur'a ihanet eden bu tiplere böyle ancak tavsif ediyorum. Böyle bir tiptir. Bana bunlar dokunuyor.
kanıma dokunuyor. Yani yaşalttırıyor beni, çökertiyor. Diğerleri yaptıkları işkence, yani günlerce dağda kaldım. Aylarca, 6 ay dağdan inemedim 98'de. Lozan dersimden dolayı. Aylarca inemedim. Sonra bir şekilde yakaladılar beni. Yapmadıkları mezalim kalmadı. Ama hala ayaktayım. Ve gurur duyuyorum da ya. Fakat Risale-i Nur'un içinde olan, Risale-i Nur'un ders yapan insanın sadeleştirmeyi taraftar olması ağrıma gidiyor. Çok dokunuyor, kanıma dokunuyor. Çünkü ben yemedim, yedirdim ona. Giymedim, giydirdik yani. Talebeyken barınacakları yerleri yoktu, barındırdık. Hadi kardeşim yürü sen de diyesin geliyor. Bir bakıyorsun ki ihanet ediyor. Sen Risale-i Nur'a sahip çıkmana da sivri insan diyor bir de. Ve ustadın talebelerine de gidiyor bu. Üstada diyor abi, ustanın kendisine diyor zaten. Tabii sivri. Üstad demiyor mu sadeleştirmeyin bu işi? Evet. Ustadı Risale-i Nur ve varisleri tabii. Ve Risale-i Nur'a gönül verenler bu olmaz diyor sadeleştirme. Bu da diyor ki bunu olmaz diyenlerin diyor başka hesapları var diyor. Başka kitapları var diyor. Arkada olan sen Allah'tan kork lan. Bizim arkada ne olacak lan, ben hayatımı verdim lan, başka bir şeyim yok ki. Yeğin abi 86 yaşında. Ona ne arkasında hesap olacak lan? He? Yeğin abi vakıftır. Allah rahmet eylesin, Sungur abi beddua etti. Ne gayesi vardı lan? Hiç utanmayacak mısın Sungur abinin o bedduasını ahirette görünce? Ahmet Aytumur abi 96 yaşında mı? 97 yaşında. Tamam, yüzde birkaç senesi kalmış. Zor gidiyor tutuyor ama her akşam beni gelirlerse götürün diyor. Lan ne onun bir dünyada beklentisi olur ya? Vakıf ya, bekar 97 yaşında. 97 yaşında ya. Bu 97 yaşında vakıf adam. Yani envarın başında. Ya ben babamın oğlu mu ya Elazığlı o? Ben Rizeliyim yani. Akraba değilim, bir şey değilim. Ve onun yanında da değilim yani. O grupta da değilim. Ama kanıma dokunuyor ya. Sait Özdemir abi iftira yapıyor mesela. Ben Ankara'da mıyım? Yok. Hemen ilk önce ben Nur dersiyle savunmaya geçtim. Yahudinin çocuğudur diyor. Seyit ha, peygamberin çocuğuna. Telefon ettim Sait abi, uyandırdım onu. Diyor. Buyur kardeşim dedi. Sait abi tanımaz mı Hasan'ım dedi. Abi dedim sen hiç bana dedim, bir baktım moral bozucuk olacak yaşlı adam. Bana kendi söyledi, evrakta var yukarıda resmi. Kardeşim dedi, ben hem Seyit'im hem Şerif'im, hem Hasan'ım hem Hüseyin'den geliyorum dedi. Abi dedim Yahudi denli, Yahudi çocuğu falan diye. Başladı ağlamaya lan. Nereden diyordum o gece? Lan ne tutsun diyesim geliyor ya kendime. Ne dedim ya? Ne olduk beni bunun için şey yaptın? Neyse dedi. Ya abi dedim evrak istiyorum dedim. O Seyitlerin var ya resmi. Nur dersine yayınladım. Bunlar bana bu sadeleştirmeyi iddia edenler. Bunları diyor ki bunlar sivri insanlar diyor. Hiç Allah'tan korkmuyor musun ya? Bunlar sana ekmeğin dişini yiyip sana içini vermediler mi? Bunlar yemeğin etini sana kaşın dibiyle, suyunu bunlar yemediler. Bunlar seni okutmadılar. Sen nasıl bunu yapıyorsun? Bana bu dokunuyor. İşte peki, bunları niye yazıyor? Müsaade edin de bu ben yazmayı ve konuşmayı da diyeyim. Ya bunları niçin yazıyorum? Buraya kim yazar defterini böyle? Demişim ki, hizmete gideceğiniz zaman dikkat edin. 2012 tarihi. Niye? Ben çektim, diğerleri de çekmesin. Dikkat et. Dine ikinci derecede bakan, arabanın istepne lastiği, arabanın lastiği patlarsa takarım diyen tiplerle yola çıkma. Seni yolda bırakır. Dershane bana diyor ki, kadınların dershanesi aç dedi, bizim abi dedi, kızım almaya da ona güvendik, kirayı biz vereceğiz. Tamam, benim vakıfım, benim gelirim yok. 2 sene Allah razı olsun. Tamam yaptı. Ondan sonra hiç bana ses sadası yok, çekip gitti. Elimde kaldı. Ondan bir ay götürdüm ki en son kapattım. Kapattım. Götüremiyorsun yani, tamam. Vesaire. Şimdi bakıyorsun arada meğer başka istepne lastik gibi planları var. O zaman ben yazdım da kardeşim dini din diye seven, dinini seven ve kayıran, tamam mı? Risale-i Nur'un meslek ve meşrebine sahip olan, unutmayın son şeyimi de söyleyeyim. Sözleri okuyarak istikamet bulamazsınız. Mektubat okuyarak bilmediğinizi bilirsiniz. Cehaletiniz artar ama istikamet yoktur. Sözleri okuyarak istikamet olmaz. Mektubatı, lemaları, şuaları okuyarak istikamet bulamazsınız. İstikamet neyle olur İrfan? Layıkalarla olur.
Layıkalarla bilmediğini bilmezsin değil. Bilmediğini sözlerle bileceksin. Amenu ve aminu salihat. İman esasları, sözler, mektubat, demalar, şu anlar amenu. Ve aminu salihat. Nasıl yapacağım ki salih amel olsun? Hizmet nasıl yapacağız? Nerenin karşısına duracağım? Kimin yanında olacağım? Kimin yanında olmayacağım? Kime ne kadar diyeceğim? Kime demeyeceğim? Kime dost? Kime düşman? Kim belirleyecek? Layıkalar. Sözlerde bunu bulamazsınız. Dostunu, düşmanını sözlerde değil. Kastamonu layıkası, Emirdağ layıkasında sikitası gaybiyede bulursun. Tarihçi hayatta bulursun. Mutlaka bunlar. Dört tane. Tarihçi hayat, sikitası gaybiye, Kastamonu, Emirdağ. Emirdağ bir, Emirdağ iki ama dört. Ha. İmanını da mektubat, lemalar, şualar, sözler. Sözler. Bu dört tane. Tamam. Böyle. Ben bundan başka ömrüm bile bir şey bilmiyorum. Bir şey de bileceğimi zannetmiyorum. Bunu söylüyorum. Şimdi adam kaçı çekecek diye. Ya ne diyor diyor. Ne diyor ben hizmette. Çünkü bunu şeyini de çekmişim ve seviyorum. Hizmetimi çok seviyorum. Ha tövbe. Hizmeti sevmiyorum. Çok seviyorum. Ya, sevmek düşük. Ha, onun için yurt dışına bir yere gittiğin zaman, Zorkun'a gittiğin zaman tamam. Gözler gittiğin dersen adamın davayı, dava adamıyla gideceksin. Başlatacağın zaman. Davayı başlattın. Bundan sonra Zübeyir abi diyor. Seni sürecekler orada. Sibirya'ya. Bitki yetişir mi Sibirya'da? Yetişme. Isınla bitki yetiştireceksin. Ama gelip bulacaklar, yakıp yıkacaklar. Sen bunu aldırmayacaksın diyor Zübeyir abi. Eğer sen diyor hizmetinden dolayı Türkiye'den ekvatorlara sürülürsen Afrika'ya. Orada o kuraklıkta bitki yetişir mi? Yetişmez. Kanını, yani damarı keseceksin. Kanınla bitki yetiştireceksin ama yakıp yıkacaklar diyor. Sen buna aldırmayacaksın diyor. Aynen devam. Çünkü peygamberler ikiye bölünmüş. Derisi yüzülmüş. Davandan dönmeyeceksin. Dönmeyeceksin kendine. Verdiğin sözü yerine getireceksin. Ama o var oldukça dava adamısın. Hedefinde kemalizm olacak. Onun yanında kim varsa hepsi o cinstendir. Hiç şüphe etme. Onun yanında değil ama senin yanında da olmaz. Olsun. Musamahalı ol. Onları elinden geldiği kadar onun şerrinden kurtarmaya çalış. İmanı ne kadar mümkünse o kadar iman yakıştırması yap. Orada olanlara sakın taviz davranma. Seni yutar. O hedefin orada olsun. Sakın oradan. Askeriyede var ya. Gözüm düşmanımda, kulağım sende komutanım. Risale-i Nur'a bakacaksın. Gözüm düşmanımda, kulağım sende komutanım. Diyeceksin böyle. Kemalizm rejimi orada olacak. Onun yanında olanlar aynı tiptir. Bitti. Küfür tek millettir. Tektir. Küfür tek millettir. Başka milleti yok. Küfür tek millettir. Oradadır. Onu koydun mu? 206 Emirdağ. Cumhuriyet Halk Partisi gelmemesi için diyor. Buna da şer diyor. Evveni şer diyor. Bu diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında olduğu için diyor zararınız dokunmasın, menfaatınız dokunsun. Bunu deyince oluyorsun partici. Ona ne partici ya? Takdir ettiğimiz parti yok bizim. Olamaz. Nurcular tercih ettiği var. Gidip oy atacak böyle. Al. Allah'ın Allah seni ıslah etsin. Buna göre sana veriyorum. Ha bunu. Yani senin sevdiğin takdir yok. Tercih var. Vahir davahümen elhamdülillah rabbil alemin. Fatiha tümas salavatı.